Efendim? Alo. İyi misin? Evdeyim. Yalnız mısın? Yardıma ihtiyacım varsa gelebilirim. Üvey oğlumu bekliyorum. Hem kendine hem bize yardım edecek. Eğer her şeyi düşündüğüm gibi giderse yakayı sıyırabiliriz. Ve bana hala ne planladığını anlatmıyorsun. Öyle mi? Benden haber bekle. Bak Sara. Her neye güveniyorsan, aklından her ne geçiyorsa umarım, umarım işe yarar. Çünkü ben... Ya bak bugün çok zordu. Kızın karşısında dikilmek, gözlerinin içine bakmak. Gerçeği anlatmaya çalışmak yani... Birkaç kelime sonra... ona neler yaptığımızı, onu nasıl mağdur ettiğimizi... onu anlatmaya çalışmak yani ben... Bir kere daha yapamayabilirim. Gözlerindeki sevgi insanın kalbine batıyor değil mi? Bilmem. Beni değil. Seni seviyorum. Tamam, kapatıyorum. Ne yap et bizi kurtar bu durumdan, tamam mı? Çünkü ben... Ne Halil olmaya... ne de o kızın hayatını başına yıkmaya hazır değilim. Yapamam. Evet, halledeceksin. Bunu halledeceksin. Başka çaren yok. İşte beklenen misafir geldi. Hiç uzatmayalım istihare. Dilekçeyi alıp çıkacağım. Ne kadar hızlısın. Hayat kısa. Bunu bugün bir kez daha anladık değil mi? Hayat sadece kısa değil. Aynı zamanda sürprizlerle dolu. Mesela sen... beni bir kaşık suda boğmaya hazır cici oğluşum hayatımı kurtarıyor. Mesela ben sabah seni arayıp imzayı attım diyorum. Akşam oluyor. Puf. İmza mimza yok. Daha birkaç saat önce ölmeye çalışan biri için bence çok neşelisin. Ama benim keyfim hiç yerinde değil. Gerçekten kafam çok bozuk. Seninle uğraşmak istemiyorum. Hızlı gidelim diyorsun yani. Halbuki ben güzel bir giriş konuşması hazırlamıştım ama neyse. Yanlış anlamadıysam imzayı atmıyorsun. Peki o zaman ne yapacağımı gayet iyi biliyorsun. Yarın magazin sitelerinde görüşürüz. Aynen, aynen. Ben de magazin diyecektim. Benim hayatımda kimse yok Zeynep, sen varsın. Hayatımda değilsin ama aklımdasın. Çok inandırıcısın. Seni inandırmak için ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamazsın ya. Sen zaten çünkü yaptın yapacağını. Yaramak zorunda. Sara, her ne planlıyorsan işe yaramak zorunda. Ajansın en çok tıklanan aşkının arasına kara kedi gibi ajans patronu girdi. Ben buna ticari intihar derim. Onlara aşık derken yüzün bile kızarmıyor değil mi? Niye kızarsın ki canım? Ticaret bu. Adam senin sevgilin. Ama kıskançlık gibi biz ölümlülere ait insani duygulardan sende yoktu değil mi? Unutmuşum. Gerçekten söyler misin? İnsanın sevgilisine sevgili seçmesi nasıl bir duygu? Kıskançlık insani bir duygu değildir. Çok ilkel bir duygudur. Ve ben son derece kıskanç biriyim. Başarıyı kıskanırım mesela. Zekayı çok kıskanırım. Benden hırslısını çok kıskanırım ama...
Ama pardon, sanırım öyle biriyle daha önce hiç tanışmadım. Ama bir erkeği kıskanmak... No, hiç bana göre değil. O görüntülerle ne yapabileceğini sanıyorsun sen? Önce senin ne yapabileceğini konuşalım bence. Ben diyorum ki, sen önce şu reddi miras fantezisinden vazgeçiyorsun. Sonra ses kayıtlarımı, kaç taneydi? 25 mi? Hepsini bana getiriyorsun ve ben onları imha ediyorum. Ne dersin? Gerçekten en iyi hamlem bu mu? İnsanlar bendeki ses kaydını dinlediklerinde Ozan'la Zeynep'in arasındaki şeyin gerçek olmadığını anlayacaklar. Ve gerekirse ilişkilerinin sözleşmeden ibaret olduğunu da ispatlarım. Peki, ses kayıtları, öpüşme videoları havalarda uçuşsun. Yasak aşklarımızı yarıştıralım. Hı? Ajans magazine düşsün. Ajansı babanın mezarının üstüne mi yıkmak istiyorsun? Adamın kemikleri sızlayacak. Hatta benim bildiğim ardıç hortlayıp sana musallat bile olabilir. Belki senden artık o kadar sıkılmışımdır ki... ajansı harcamayı bile göze almışımdır. Peki ya Zeynep? Hı? Onu da harcamaya göze aldın mı? Zavallı Zeynep. Şimdi de senin hırsına kurban gidecek demek ki ha? Yazık. Kızın kaderi buymuş demek ki, internete düşüp rezil olmak. Sosyal medya bir yanda, magazin bir yanda. Bir tık Ozan'la çıplak videosu. Bir tık patronla öpüşme videosu. Ah yazık. Beni sakın o gözünün yaşına bile bakmadığın kızla korkutmaya kalkma. Ben Zeynep'i korurum. Öyle mi? Kimden koruyacaksın? Nasıl koruyacaksın? İnternetin fişini mi çekeceksin? Sen o kızın adı ikinci kez çıktığında yiyeceği mahalle baskısını düşünebiliyor musun? Bence düşünemiyorsun çünkü ilkinde orada değildin. Hayal görme. Sen o kızı ailesinden bile koruyamazsın. O kız eniştesinin evinde sığıntı yaşıyor biliyor musun? Ben onu tanıdığımdan beri ayda bir kez düzenli olarak dayak yiyor. Hı? Öperken iyiydi ama değil mi? Ağzını topla. Sen kendini topla. Pamuk prensesi öpmeye benzemez bu. Kimi öptüğünün farkında bile değilsin sen. Bir öpücükle kızın hayatını kaydırırsın. Yanında bir ayağı çukurda dedesinden başka hiç kimsesi yok. Zihinsel engelli babasına bakmaya çalışan zavallı bir kız o. Beni yerin dibine sok. 3 gün sonra ayağa kalkarım ve tepene çıkarım. Skandallarımı yazarım ya. Yok satarım. Peki Zeynep? Zeynep ikinci bir rezaletle nasıl başa çıkacak? Ha. Yanında o ailesi varken nasıl olacak? Sırf bana olan hırsın yüzünden kızı bozuk para gibi harcayıp sonra koruyacak mısın? Sen? Ben. Sevdiklerimi harcamaya çok alışkınım. Bunu başaramayacaksın. O kıza olan duygularımı kullanamayacaksın. Anladın mı? Hayır. Böyle demezsin. Böyle bitemezsin. Hayır. Sakin ol.